Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, Kuzey Irak'taki peşmergelere silah ve askeri teçhizat yardımının devam edeceğini belirterek, öncelikle kışlık giysi ve hijyen malzemeleri gönderileceğini ifade etti. Von der Leyen, Şubat ayının sonuna kadar da silah ve cephanelik sevkiyatının süreceğini belirtti. Almanya geçen yıldan beri IŞİD'e karşı savaşan peşmergeye 70 milyon euro değerinde silah ve askeri teçhizat gönderdi. Bu silah ve askeri malzemelerle 100 bin peşmergeden 10 bini donatıldı. Kürt birlikleri Almanya'dan özellikle Milan tipi tank savar istiyor. Alman ordusu şimdiye kadar bu tipte 300 füze savar ve 500 de füze gönderdi. Von der Leyen, peşmergeye talepleri doğrultusunda başta Milan tipi silahların da gönderebileceği mesajını verdi. Almanya silah desteğinin yanı sıra Kuzey Irak'a askeri birlik de göndermeyi planlıyor. Erbil'e girecek olan 100 kişilik ekip IŞİD'e karşı mücadele eden peşmergeyi eğitecek. Şubat ayında başlaması öngörülen askeri misyon Alman parlamentosunun onayından geçti. Öte yandan Türkiye'de konuşlandırılan Patriot füze sisteminin ve Alman askerlerinin görev süresinin bir yıl daha uzatılması kararı da Federal Meclis'e büyük çoğunlukla onaylandı. Türkiye'nin talebi üzerine NATO'nun hava savunmasının güçlendirilmesi için gönderilen Patriot füze sisteminin ve Alman askerlerinin görev süresinin uzatılması için yapılan oylamada 503 milletvekili evet, 70 milletvekili de hayır oyu kullandı, 7 milletvekili çekimser kaldı. Böylece Bakanlar Kurulu'nun 7 Ocak'ta aldığı karara Federal Meclis'in de onay vermesiyle Patriot füze sistemi ve Alman askerlerinin görev süresi 31 Ocak 2016'ya kadar uzatılmış oldu.